Değerli katılımcılar, bu yıl beşincisi düzenlenen kongrenin bu oturumunda sizlerle dijital iletişim süreci ve sivil toplum kuruluşlarının özellikle de kadın hareketinin COVID-19 dönemiyle birlikte dijital dönüşüm sürecine ve sosyal medya araçlarının kullanım yeterliliklerine dönük olarak araştırmamı paylaşacağım. İzninizle öncelikle sunumumu sizlerle paylaşmak istiyorum. COVID-19 küresel salgını ile dijitalleşen kadın hareketi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Instagram hesaplarının incelenmesi başlıklı çalışmamızda aslında kadın hareketine de bir anlamda dikkat çekmeye çalıştık. COVID-19 küresel salgını ile birlikte dijital dönüşüm sürecinin hız kazandığı alanların başında toplumsal hareketler geldi. Tüm farklı sektörlerde ve alanlarda olduğu gibi. Toplumsal hareketler içinde yer alan kadın hareketi de eşitlik, farklılık ve kimlik temelli ana sorunlarıyla ilgilenirken bununla birlikte iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile kadın hareketindeki dijital dönüşüm sürecine de adaptasyonunu aslında sağlamaya çalıştı. Özellikle sivil toplumluluk anlayışı ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sesini farklı platformlarda duyuran kadın hareketinin hak temelli taleplerinin dijital organizasyonuna baktığımızda üç temel kavramsal kategoride değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki eşitliğin teşvik edilmesi, İkincisi gelişimin desteklenmesi ve üçüncüsü değerlendirme ve paylaşma olarak belirtebiliriz. Bunlar neyi ifade ediyor bize? Kadın ve erkeklere kamusal alanda ve çalışma yaşamında toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesini amaçlayan çalışmalar. Aslında TCE kapsamındaki tüm farkındalık çalışmalarında biz bu kapsamda ele alıyoruz. Gelişimin desteklenmesi dediğimizde ise kadınların profesyonel gelişim olanaklarını destekleyen çalışmaları kastediyoruz ki Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni case olarak almamızdaki en büyük neden de bu. Çünkü eğitim odaklı stratejilerini eğitim üzerine tanımlayan bir dernek olması. Değerlendirme ve paylaşmada ise toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve kamuoyuyla başarıların paylaşılması olarak ifade ediyoruz. Biz bu üç temel kategoride dijital iletişim sürecini yöneten kadın hareketi içinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını incelediğimizde Morozov'un çalışması çerçevesinde yeni medyadan yararlanma stratejilerini çalıştırdıklarını aslında görüyoruz. Dijital aktivistlerin sivil toplumluluk ve sivil toplumluluk bilinci çerçevesinde değerlendirdiğimizde dijital aktivistlerin yeni medyadan yararlanma stratejilerini incelediğimizde ulaşılabilirlik ve doğru bilgi, belirli bir soruna karşı kamuoyu ilgisini çekmek, seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz etmek ve bir arada bulma kolaylığı sağlamak, politikacılar ve seçmenlerle doğrudan temas kurmak ki burada sivil toplum, bu bir siyasal iletişim temelli bir perspektif ama biz burada da bir sivil toplum kuruluşu söz konusu olduğunda otomatik olarak siyasal iletişim sürecinin ve onların da paydaşlarıyla olan ilişkilerini devreye sokuyoruz. Ve bu anlamda bu paydaşlarla ilişkilerini de aynı bir siyasal iletişim süreci gibi değerlendiriyoruz. Yeni üyelere ulaşmak, eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek sağlamaya yardımcı olmak, kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bulmak ve yenilikler üretmek, diğer sivil toplum kuruluşları ve aktivistler arasında bilgi değişimi ve bunların basılmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz.
Bu çerçevede yapılandırılan çalışmamızda Türkiye'de 1949 yılında kurulan ve en eski sivil toplum kuruluşlarından, kadın hareketi içinde sivil toplum kuruluşlarından olan ve dönemin üniversite mezunu öncü kadınları tarafından kurulmuş olması, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Graduate Women International üyesi olması nedeniyle Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni çalışma kümesi olarak aldık ve derneğin Instagram hesaplarını inceledik. Bu çerçevede sizlere kısaca Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ni de tanıtmak istiyorum. 1949 yılında kurulan dernek Süreyya Ağoğlu, Sara Aktik, Şevket Fazıl Agüz, Nusret Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Pakize Terzi, Berat Zeki Üngör, Müfide Küley, Türkan Rado gibi aslında Cumhuriyet döneminin öncü ve üniversite mezunu kadınları tarafından 19 Aralık 1949 tarihinde kurulan bir dernek olduğunu görüyoruz. 3-12-1953 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası faaliyet izni alan dernek 1955 yılında Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu üyeliğine kabul edilmiş. 5 Şubat 1970 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek hakkını kazanan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 4.08.1975'te de Bakanlar Kurulu kararıyla Türk adını almış, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 2002 yılında da Avrupalı Üniversiteli Kadınlar Birliği'ne üyeli olmuş bir dernek ve ilk şubesi 1959 yılında Ankara'da kurulan bu derneğin bugün 27 şubesi var. İstanbul ilinde İstanbul Şubesi, Kadıköy Şubesi, Bakırköy Şubesi, Sarıyer ve Ataşehir Şubeleri, Ankara ilinde Ankara, Yıldız ve Ümitköy Şubeleri, Antalya ilinde Antalya ve Konyaaltı Şubeleri, İzmir ilinde İzmir ve Karşıyaka Şubelerinin dışında Adana, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Mersin, Uzunköprü, Samsun ve Yalova şubeleriyle bugün 27 şubesiyle üniversitede okuyan pozitif ayrımcılıkla kız çocuklarına burs veren bir kamu yararına çalışan dernek statüsünde. Dernekten aldığımız bilgiler doğrultusunda da iki yeni şubesinin de hazırlık sürecinde olduğunu belirttiler. Ama resmi olarak açılış süreci tamamlanmadığı için çalışma kümemize o şubeler dahil edilmedi. Instagram ve sivil toplumluluk kavramına döndüğümüzde ise şunu görüyoruz. COVID-19 küresel salgın dönemiyle birlikte tüm dünyada sivil toplum kuruluşların özellikle kurumsal gelişimleri ve kimliklerini tamamlama sürecinde yeni iletişim teknolojilerini giderek daha etkin bir şekilde kullandıklarını aslında görüyoruz. Sosyal medya ağları özellikle savunuculuk ve farkındalık çalışmalarında yani sivil toplum kuruluşları için önemli bir kanal araç olmuş durumda. Dijital iletişim araçlarının savunuculuk çalışmalarında kullanılması, STK'ların daha geniş kitlelere daha hızlı bir şekilde ulaşmasını kolaylaştırırken, STK'lar kimi zaman kurumsal mesajları kamuoyuna ulaştırabilmek, kimi zaman ise kurumsal kimliklerin tanıtımını yapmak amacıyla Instagram hesaplarını aktif olarak kullanmaktadırlar. Ve ayrıca Türkiye'de Instagram'ın kullanıcı sayısı, Instagram'da geçirilen sürenin son yıllarda hızla artış göstermesi, sosyal medya kanalları arasında da öne çıktığını aslında bizlere gösteriyor. Ve bu anlamda STK'lar için Instagram önemli bir iletişim aracı olarak dikkat çekiyor. Biz peki bu çalışmada nasıl bir yöntem izledik? Bu çalışmada araştırma kapsamında evrenin tamamını aldığımız için bu çalışma kapsamında biz evren ve örneklem kavramsallaştırması yerine çalışma kümesini kullanıyoruz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve 27 Şubesi'nin resmi Instagram hesapları çalışma kapsamında incelendi ve dijital dönüşüm sürecini başlatan derneğin, bu da çok anlamlıydı case olarak bu derneğin seçilmesini, çünkü derneğin genel merkez yönetim organları tarafından dijital dönüşüm sürecinin başlatıldığı
ifade ediliyordu farklı platformlarda. Bu anlamda da bunun bir parçası, bir iletişim üyesi olarak Instagram hesaplarının incelenmesi önemliydi. Ve bu nedenle 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Instagram hesaplarında yapılan paylaşımlar araştırma kapsamında değerlendirildi. Araştırmada içerik çözümlemesi yöntemini kullandık ve çalışmada kullanılması tasarlanan analiz birimleri araştırmanın örneklemine uygun olarak seçildi ve kategorileştirildi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin sosyal medya paylaşımları, kurumsal özellikleri ve kurumsal yapısı, kimlik, takipçi, beğeni ve yorum sayısı gibi belirlenen ortak ölçütler dikkate alınarak içerik analizi yöntemiyle incelendi. Bu çalışmada araştırma sorularımız, Instagram hesaplarındaki görsel unsurların özellikleri nelerdir? Instagram hesaplarındaki görsel ve metinsel unsurlar kadın hareketinin hak temelli talepleri hakkında neler söylemektedir? Instagram hesaplarındaki görsel ve metinsel unsurlar derneğin burs ve hibeler, savunuculuk ve programlar başlıkları ile ifade edilen, yani temel kategoriler olarak belirlemiştik. Bunları kapsıyor mu? Ve Instagram hesaplarının gönderi beğeni oranı, etkileşim oranları ne düzeyde? Bunları araştırdık. Araştırmanın bulgularına baktığımızda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi dahil olmak üzere toplamda 28 tane Instagram hesabına ulaşmaya çalıştık. Ancak Antalya Konyaaltı Şube, İstanbul Şubesi, Kadıköy Şubesi, Konya Şubesi ve Samsun Şubelerinin Instagram hesaplarının olmadığını gördük. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkezi'nin 1 Ocak 2022 çok özür dilerim. Öncelikle şunu belirteyim. Toplamda 788 gönderisi ve 1566 takipçisi var. Ve bu şu detayı da vermemiz gerekiyor. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği biraz önce ifade ettiğim gibi uluslararası GVI'ın, Graduate Women International üyesi ve GVI'ye üye olan ülkeler arasında dünyada ikinci en fazla üyeye sahip, yaklaşık Türkiye genelinde 1200 üyesi ve 1400'ler civarında bursiyeri olan bir dernek. Bu çerçevede takipçi sayısının değerlendirilmesini ve tabii ki bir o kadar da resmi rakamlara göre yaklaşık olarak şu an sadece İstanbul Şubesi'nin 440 tane bursiyeri var ve bu 440 bursiyerin de bağışçıları var. Yani bu çerçevede takipçi sayılarının değerlendirilmesi de gerekiyor. 2022 1 Ocak itibariyle yapılan paylaşım gönderi sayısı ise 64. Ankara Şubesi 282 gönderisi ve 409 takipçisi var. Ümitköy Şubesi'nin 6 gönderisi ve 128 takipçisi var. Ankara Yıldız Şubesi'nin 84, takipçi sayısı 161. Adana Şubesi'nin 192, 470 takipçisi ve 1 Ocak itibariyle 48 gönderisi var. Antalya Şubenin 119 gönderisi ve 252 takipçisi var. 33 tane 1 Ocak itibariyle gönderi paylaşmışlar. Bolu Şubesi 23 gönderisi ve 127 takipçi sayısı var. 23 gönderi paylaşılmış. Bursa Şubesi'nin 346 gönderisi ve takipçi sayısı 464, 55 gönderi paylaşılmış 1 Ocak itibariyle. Edirne Şubesi 212, 311 takipçi sayısı ve 53 gönderisi var Ocak itibariyle. Eskişehir Şubesi'nin 392 gönderisi ve 287 takipçisi var. 81 gönderi paylaşmış 1 Ocak itibariyle bugüne kadar. Fethiye Şubesi 14 gönderi sayısı ve 116 takipçisi var. Gaziantep Şubesi'nin 199 gönderisi ve 3498 takipçisi var ki Gaziantep Şubesi bu anlamda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği şubeleri ve genel merkez dahil olmak üzere en fazla takipçi sayısına sahip şube olarak dikkat çekiyor. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Biz bu çalışmayı yaparken şunu gördük.
zaman içinde açılıp kapanan farklı hesaplar var. Ve dikkatimizi çeken bir diğer noktada hesap adlarında bir kurumsal kimlik çalışmasının yapılmamış olması. TÜKAD'de nokta, genel nokta, merkez hesap adı da TÜKAD'de Ankara'da, TÜKAD'de alt-tire Antalya gibi, TÜKAD'de alt-tire Eskişehir gibi aslında bütünselliği ve kurumsal kimliği tam oturtamadıklarını ne yazık ki görüyoruz. Devam edecek olursak TÜKAD'de Isparta 163 gönderi sayısı ve takipçi sayısı 258, 1 Ocak itibariyle 35 gönderi paylaşılmış. TÜKAD'de Ataşehir şubesi 16 gönderisi, takipçi sayısı 131, 16 gönderi var. Burada da bir hesapta yenilenme söz konusu. Çünkü ilk gönderi 17 Mart'ta yapılmış. Bakırköy şubesi 164 gönderisi, 206 takipçi sayısı ve 21 gönderisi var. Sarıyer şubesi 34 gönderi sayısı, takipçi sayısı 70. 1 Ocak itibariyle yaptığı paylaşımları yok. İzmir Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ise 48 gönderi sayısı, 211 takipçi sayısı ve 13 1 Ocak itibariyle gönderileri. Karşıyaka şubesi 14 gönderi sayısı, takipçi sayısı 102 ve 14 gönderisi var 1 Ocak itibariyle. Tabii yeni kurulan bir şube bu. 16 Şubat ilk paylaşımı. Kastamonu şube 8 gönderi sayısı, 151 takipçi sayısı, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hiç paylaşımda bulunmamış. Kocaeli şubesi 60 gönderi sayısı, 126 takipçi, 60 gönderi 1 Ocak'tan bugüne paylaşılmış. Mersin şubesi 154 gönderi sayısı, takipçi sayısı 258 ve 1 Ocak'tan bugüne de sadece bir paylaşım var. Bu tabii ki çok özellikli bir durumu biraz sonra ifade edeceğim, ortaya koyuyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi savunuculuk, burs ve hibeler, program ve projeler, yani etkinlikleri de içine alan bir kavramsal kategori o. Ve son olarak da önemli günlerin paylaşılması Instagram hesaplarında. Bu kategorilere bakarak da ayırdık şubeleri 1 Ocak'tan itibaren paylaşımlar hangi düzeyde olduğunu belirlemek için. Mersin şubesi 1 Ocak'tan itibaren sadece bir paylaşım yapmasına karşın, bizim tabii ki çalışma kümemiz ve zaman sınırlılığımız açısından 1 Ocak ve sonrası demiştik çalışmada. Ancak 1 Ocak öncesi Mersin Şube'nin paylaşımlarına baktığımızda neredeyse tamamı diyebileceğimiz bir oranda, çok özür dilerim, %54'ler civarı, biraz sonra geleceğim oraya, oranda savunuculuk çalışmalarına yer verdiklerini görüyoruz ki bu oran Genel Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin şubelerin paylaşımlarına baktığımızda çok az olan bir oran. Bu anlamda evet paylaşımı yok ama bunu da ek bir bilgi olarak ifade etmek isterim. Uzunköprü şubesi 123 gönderi sayısı, takipçi sayısı 296 ve 1 Ocak itibariyle 40 gönderi paylaşılmış. Ve son olarak Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova şubesi 627 gönderi sayısı, takipçi sayısı 720 ve 2022 yılı 1 Ocak itibariyle de 58 gönderi paylaşılmış. Belirlenen kategorilere göre 1 Ocak 2022 ve 7 Mayıs 2022 döneminde paylaşım sayılarını da biraz önce ifade ettiğim gibi savunuculuk, burs ve hibeler, program ve etkinlikler, önemli gün ve haftaların paylaşımı olarak inceledik. Tabii ki şunu görüyoruz. Bu arada hemen biraz önceki konuyu tekrardan değerlendireyim. Mersin Şubesi ile ilgili verdiğim bilgi de tek bir paylaşım dedik 1 Ocak 2022 itibariyle. Ancak sayfada yer alan paylaşımların 57 tanesinin savunuculuk faaliyetlerine ilişkin paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Bu da %37.1'ine de denk geliyor ki savunuculuk anlamındaki genel çalışmalara diğer şubelerin
paylaşımlarına baktığımızda bu oranın çok çok aşağılarda, pek çok şubede hiç olmadığını hatta görebiliyoruz. Şubeler bazında paylaşımların içeriklerini değerlendirdiğimizde ağırlıklı olarak şubelerin yaptığı etkinlikler odaklı olduğunu ve önemli gün ve haftaların paylaşımı üzerine odaklanıldığını görüyoruz. Burs ve hibeler konusunda en önemli paydaşları bursiyerleri olmasına karşın bursiyerlerine dönük bilgilendirme ya da burs bağışçısı noktasında bu dernek farkındalığını ve görünürlüğünü arttırmaya dönük çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi savunuculuk faaliyetleri konusunda da gönderimlerin oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer çalışma kapsamında baktığımız konu şube beğeni, gönderi oranı ve yorum sayılarıydı ki burada etkileşimliliği aslında ortaya koymak için bu kategoride bir inceleme yaptık. Ancak burada da aldığımız sonuçlar Türk Üniversiteli kadınlarının beğeni gönderi oranına baktığımızda etkileşimliliğin çok düşük olduğunu, hemen hemen şubelerin büyük bir çoğunluğunda hiçe yakın bir etkileşimlilik, yani ölçüm parametreleri içine giremeyecek kadar düşük düzeyde olduğunu görüyoruz. Yorum sayılarının çok az olduğu, öncelikle etkileşim sağlanamadığını takipçileriyle arasında, çünkü Instagram hesaplarında, daha doğrusu tüm sosyal hesap, sosyal medya hesaplarında sürekli ifade ettiğimiz nokta şu: sadece beğeni sayılarının yüksek olması veya gönderi sayısının çok yüksek olması o hesabın etkin ve aktif çalışan, etkileşimli bir hesap olarak gösterilmediğini ifade ediyoruz ki elde ettiğimiz bulgularda bize Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ndeki beğeni gönderi oranları ve yorum sayıları çerçevesinde baktığımızda etkileşimlilik oranının çok düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor. Hatta ilgimizi çeken bir başka noktada Antalya Şubesi'nin beğenilerinin kapalı olduğunu, takipçilerin ne kadar beğeni aldığını görmediğini görüyoruz. Bu da araştırma kapsamında çarpıcı bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Rakamlar çerçevesinde baktığımızda TÜİKAD Genel Merkez beğeni gönderi oranı %69.51, yorum sayısının 53 olduğunu görüyoruz. Bu da bize ortalama beğeni düzeyini veriyor. Yani 69.51 her bir gönderi için ortalama beğeni düzeyi. Yine TÜİKAD Ankara Şubesi'nin 36.84, Yıldız Şubesi'nin 13.6, Adana Şubesi'nin 61.52, Bolu Şubesi'nin 13.56, Bursa Şubesi'nin 32.87, Edirne Şubesi'nin 36.24, Eskişehir Şubesi'nin 19.3, Gaziantep Şubesi'nin 57.20, Isparta Şubesi'nin 25.94, Ataşehir Şubesi'nin 16.06, Bakırköy Şubesi'nin 12.09, İzmir Şubesi'nin 17.15, İzmir Karşıyaka Şubesi'nin 12.07, Kocaeli Şubesi'nin 16.83, Mersin Şubesi'nin 22, Uzunköprü Şubesi'nin 36.075 ve Yalova Şubesi'nin 42.10 olduğunu görüyoruz. Böylelikle yorum sayılarına da baktığımızda etkileşimliliğin çok düşük düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu çalışmanın ortaya koyduğu en önemli bulgu, etkili bir dijital iletişim aracı olarak sosyal medyada paylaşımları ve özellikle Instagram'daki etkileşim oranının düşük olması. Etkileşimlilik ve hikaye entegrasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının farkındalık çalışmalarında etkin olarak
kullandıkları ve sosyal medya araçlarının sunduğu etkileşimlilik olanakları kullanılmazken iç ve dış paydaşlar ile şube takipçilerinin etkileşime girmesine olanak sağlayan araçların kullanılmadığını görüyoruz. Görsel tasarım çerçevesinde değerlendirildiğinde ise beğeni yorum düzeyinin en yüksek olduğu paylaşımlar, şube üyeleri, bursiyer ve bağışçılara ait fotoğraflar olduğu dikkatimizi çekiyor. Takipçilerin en çok beğendikleri tasarımsal unsurların, görsel unsurların fotoğraflar olduğunu görüyoruz. Savunuculuk çalışmalarına ilişkin paylaşımlar TÜKAD şubelerinin Instagram sayfalarında yer bulmazken önemli günler paylaşımları ve etkinlik fotoğrafları ağırlıklı olarak paylaşılıyor. Etkileşimliliği arttıracak uzun kuyruklu hashtagler ve görsel ile bağlam oluşturacak etkileşim sürecini başlatan düşündürücü ya da eğlenceli açıklamalara kesinlikle yer verilmediğini gördük bu süreçte. Tabii bu noktada şunu da ifade etmek gerekiyor. Biraz önce belirttiğim gibi derneğin önemli paydaşlarından birisi bursiyerler ve Türkiye genelinde 1300 bursiyeri olan bir derneğin, ki bu bursiyerler bugün Z kuşağını temsil eden bir kitle, onlara dönük olarak mesaj hedef kitlesi oluşturulmadığını da görüyoruz. Aslında temeldeki problemlerinin bu olduğunu görüyoruz. Mesaj stratejileri oluşturulurken hedef kitle analizi yapılmadan mesaj içeriklerinin oluşturulduğu ne yazık ki görülüyor. Bu çerçevede Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne ne öneriyoruz bu araştırma kapsamında? Kurumsal itibar yönetimini sosyal medya ağlarıyla sürdürmek ve bunun için görsel tasarım süreçlerinde kurum logosunu, kurum renklerini, kurum kimliğine ilişkin tüm unsurları yapılan paylaşımda etkin ve verimli kullanmanın önemli olduğunu söylüyoruz ki önemli günler ve haftalarla ilgili paylaşımlar, hazırlanan postlarda da kurum kimliğini ve kurum renklerini yansıtacak çalışmaların yapılmadığını gördük bu çalışma kapsamında. Ve görsel tasarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerin, hedef kitlenin algıda seçicilik, algıda değişmezlik ve algıda tamamlama gibi algısal süreçlerini yönetebilmek açısından son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu noktada sosyal medya yönetiminin etkin ve verimli yapılabilmesi için öncelikli olarak sosyal medya hesaplarının yönetiminin profesyonel bir ekip tarafından yapılması ya da şunu da tabii ki söylüyoruz. Sonuçta bu bir şirket değil, bu bir sivil toplum hareketi. Bu çerçevede dijital dönüşüm sürecinden bahseden bir derneğin kurum içi eğitimlerle kurum içinde dernek ve şubeler içinde kendi profesyonellerini yaratmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer önemli konu sosyal medya yönetiminin etkin ve verimli yapılabilmesi için STK'nın hedef kitlesinin doğru tespit edilerek hedef kitleye uygun mesaj tasarımının yapılması ve iç ve dış paydaşların sosyal medya ağlarının takipçisi olmasının sağlanması, yorum takipçi sayısının bu doğrultuda arttırılması, sosyal medya ağlarına ilişkin düzenli olarak bir tanıtım çalışmasının yapılması ki bu hem üye hem bursiyer hem de bağışçı sayısı sürekli güncellenen bir sivil toplum kuruluşunda çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Sık sık sosyal medya ağlarının tanıtılmasına dönük çalışmaların yapılması ve son olarak takipçi ve beğeni sayısını arttırmak için içeriğin zengin ve güncel tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.